Neyin var? Yok bir şey. Tamam, sattın da hayat. Bari ucuza satmasaydın be. Bari ucuza satmasaydın. Hafta sonu nikah var ya. Benim şahidim bir de. Ya şahit olunca da her şey giyinmiyor ki. Şık bir elbise bulmak lazım. Tamam, neyse, sonra konuşuruz. Hadi bay bay. Sen hafta sonu neyin şahidi olacaksın? Pelin'in nikahına şahit olacağım. Nikah şahidi sen misin? Evet. Senin eski arkadaşın. Neden hoşlanır bu kız? Bana hiç söylemedi. Nasıl ya? Nasıl? Oğlum sen niye dalgınsın bu kadar ya? Yok bir şey. Ya bırak. Aklı sıra nispet yapıyor işte. Boş ver. Ne nispet abi? Oğlum sen elinin koyduğu fotoğrafa tutulmadın mı? Ne fotoğrafı lan? Ben bir lokluyum onu. Versene şu telefonu. Ulan bizim tek bir fotoğrafımızı bile koymamıştım be. Laf olmasın, aile görmesin. Vay be. Odur dedim, sen nasıl diyorsun? At bu lan böyle bir keyfine bakıyorsun ya. Var ya valla. Mideyi de bozmuş. Kerem de mi oradaymış? Hasan da. Oha, hepsi buluşmuş ya lisedekiler. Ulan benim ya haberim yok. Biz neler yaşadık beraber ya. Akşama ne yemek yapayım, ne istersin? Bilmiyorum anne ya, sen bilirsin. Nasıl gençlermiş ya? Saçlarında beyaz bile yok. Ne ara ya? Ne çabuk bu kadar yaşlandınız. Bizim küçük oğlan bir tane. Bir gün bile çalış demedik. O hep gece yarılarına kadar çalıştı. Geçen gün bana telefon almış. Bir tane benim oğlum, bir tane. Telefon aldı. Bir tane o, bir tane. Telefon aldı çünkü. Oha! Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür maili atmış lan projeye. Cenk Bey mi? Valla. Bak, kurumumuzun bu başarıyı yakalamasını sağlayan arkadaşlar her türlü sitayişi hak ediyor. Sitayiş ne demek lan? Ne bileyim lan. Aa, Berk Bey de cevap yazdı. Ne diyor? Anne başta Serhat olmak üzere Yağız'a, Ayşenur'a, Sinan'a teşekkür ederim. Onların cefakar emekleri olmasaydı bu projede mümkün olmazdı. Ben 3 haftadır geceledim lan. Sinan hiçbir şey yapmadı ki. Neyse Cem ya, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Özlem. Canım. Senin Cansu ile aranda ne sorun var? Ne sorun olacak ya? Biz çok seviyoruz birbirimizi. Kardeş gibiyiz. Ne oldu ki? Ya ne bileyim, geçen Özlem kimseyle anlaşamıyor. Herkese sorun yaşıyor falan dedi de. Birazcık ona şaşırdım açıkçası. Yok canım. Dememiştir öyle. Öyle demek istememiştir ona. Ne nasıl? Sen de mi ya? Bari gelip bana söyleseydin. Ben pavyona takılıyorum sanki ya. Hayvan gibi çalışıyorum. 40 yılın başı unutmuş olabilirim. Ahmet geldi, bir derdi varmış. Dinlemeyeyim mi çocuğu? Yemeğe mi çıkacaktık diyeyim. Ayıp olmaz mıydı Özlem? Ya sen çok değiştin ya. Hakikaten sen çok değiştin. Anlam veremiyorum ben senin bu hareketlerine artık. Hem sözüm tutmadı, hem özür dileyen ben oldum. Erkek bencilliği bu ya. Ben dırdırcı değilim. Söz vermişti, önemsedim sadece. Kimseye... Hemşire